Herkese günaydın değerli izleyenler. Doktor geldi yepyeni bir bölümle karşınızdayız. Bugün A'dan Z'ye saç sağlığını konuşuyor olacağız. Tabii aslında A'dan Z'ye derken saçlı ve saçlı derinin birçok hastalıkları var. Tabii ki hepsini kapsamayacak. Ancak saç dökülmeleri, saç yıpranmaları ve saçımıza gündelik hayatımızda nasıl bakmamız gerektiğini konuşarak başlayacağız sezona. Sonrasında diğer saçlı deri hastalıklarını sezon boyunca yine ekranlarınıza doktor geldi aracılığıyla getiriyor olacağız. Dediğim gibi saç dökülmesi ve saçlarımızın yıpranması hepimizin bir sorunu. Gündelik hayatımızda saçımıza uyguladığımız kimyasallar, belki boyalar, belki işte şekillendiriciler hepsi nasıl etkiler veriyor ve saçlarınızda dökülme problemi var mı? Bunlar neyle ilişkili olabilir? Saçınız beyazlıyor mu ya da biraz dokunacağız diyebilirim. Evet, bakalım kimler geliyor, neler anlatacaklar. İzliyoruz, sonrasında burada olacağım. Saç dökülmesi yaşayanlar, dikkat! Evde yapabileceğiniz saç sağlığı testi. Onu ucuna kadar takip etmemiz lazım. Evet. 150 tel saç kaybı hastalık habercisi olabilir. Bir fen tahlillerini yaptırmakta fayda var. Başarılı saç tedavi yöntemleri neler? Kırılabilir hale geldiğini net bir şekilde görüyoruz. Oradan bir daha saç çıkması mümkün değil. Saç boyalarındaki büyük tehlike. Bu yapının hasar görmemesi lazım. Görürse saç kopuyor. Yıkama, kurutma, tarama. Saçımıza her gün yaptığımız uygulamalar hakkında bilinmeyenler. Havluyla mı kurulayacağız? İkisi bir arada herkes için uygun olmayabilir. Doğal saç bakım yağları. Oda sıcaklığında bırakacağız. İyice yumuşayacak. Hem güzel de kokusu var. Evet, bugün doktor geldi. Saçlarımızı konuşuyoruz. Şimdi babamın saçları yok. Hep merak ettim. Yani acaba benim de bir gün başıma gelecek mi? Saçlarım dökülecek mi diye düşünmedim değil. Cevabını yıllardır arıyorum. Henüz daha ciddi anlamda dökülme yok. En azından evde diyorlar veya bazen arkadaşlarım kameraya ya arkanda artık açılmaya başlandı diye yorumlar da yapıyorlar. Ama babam çok erken yaşta saçlarını kaybetmiş. Yaklaşık herhalde 30'lu yaşlarının başındayken tamamen tepesi açılmış. Şimdi ben yıllar evvelki görüntülerimle bugünkü görüntülerimi karşılaştırdığım zaman bu bölgemin ileriye doğru yürüdüğünü görüyorum. Ondan sonra tepemde de bana göre pek bir açıklık yok ama bazen gerçekten ekranlara yansıyor, kameralara yansıyor. Tepemde bir açıklığın olduğunu görüyorum. Normalde iki tane nokta vardı burada. Ama onunla ilişkili mi yoksa gerçekten kaybediyor muyum bilmiyorum. Bugün hepsinin cevaplarını alacağım. Ancak saç dökülmesi sadece benim sorunum değil veya benim merak ettiğim bir sorun değil. Dünya genelinde önemli bir sorun ve herkes bir şekilde bunun cevabını arıyor. Bakalım kimleri etkiliyor, ne kadar etkiliyor. Bir defa kadınlarda ve erkeklerde çok sık görülen saç sorunu, saç dökülmesi, alopesi, ondan sonra kafa derisinde kısmi veya tam saç dökülmesi. Bazı kişilerde saç kıran dediğimiz durum var. Bu neden oluyor? Bunu da öğreneceğiz. Bazı kişilerde tamamen dökülme, bazı kişilerde tepeden açılma oluyor gibi. Her kadından, her dört kadından biri saç dökülmesi ve incelmesinden şikayetçi. Yani kadınlarda da bu oran aslında az değil, %25. Ondan sonra bakıyoruz, üç kadından biri hayatlarının bir noktasında saç dökülmesi yaşıyor. Bununla ilgili literatürlere baktım. Hatta son dönemde tabii her şeye pandemide biraz atıf yapıyoruz yani COVID'le ilişkili vesaire oldu diye. Enfeksiyon hastalıklarından sonra veya yoğun stres dönemlerinden sonra da bu karşılaşılabilen bir durum. Dolayısıyla 3 kadından biri hayatının bir noktasında saç dökülmesi yaşıyorsa bu belki bugün öğreneceğiz gebelikle alakalı olabilir, stresle alakalı olabilir. Onun dışında belki bir enfeksiyon durumuyla alakalı olabilir, belki ilaçlarla alakalı olabilir bilmiyorum. Değerli hocam, bunların hepsini bize neden olduğunu en azından ifade edebilecek. 50 milyon erkek ve 30 milyon kadın androjenik bir alopesinden etkileniyor. Yani hormonlarla ilişkili olarak saç dökülmesi sorunundan şikayetçi. Şimdi yukarıya baktığımızda erkeklerin 3'te 2'si 35 yaşından sonra saç dökülmesi yaşıyor. Eyvah, bu sene de 40 olduk yani bilmiyorum ama ilerleyen dönemde nasıl olacak tahmin etmek güç. Şimdi erkek diyorlar anne tarafından alıyor genlerini. İşte erkek tipi saç dökülmesinin geni anneden geçiyormuş. Her ne kadar doğru yanlış bilmiyorum ama oğlan dayıya çeker derler. Ben de birazcık Allah rahmet eylesin dayıma çekmişim. Tip olarak, yapısı olarak, fenotip olarak. Ondan sonra onun da yani saçlarının tepesi açıktı, buralar açıktı ama genel itibariyle vefat edene kadar başka bir hastalıktan yani sıkıntılı bir kanserden
erken yaşta aslında kaybettik. 63 yaşındaydı. Mesane kanserinden onu kaybettik. Ondan sonra ama o yaşında bile saçları gayet iyiydi yani. Sadece genel bir açıklık vardı diyebilirim. Ama 3'te 2'sini etkileyen bir durum ve ülkemizin de biliyorsunuz adı saç ekim sebebiyle de dünyada oldukça fazla anılmaya başlandı. Önemli bir sağlık turizmi işi de oluştu diyebilirim bu konuda. 60 yaşına kadar erkeklerin %65'i erkek tipi kellik yaşıyor yani 3'te 2 doğru. 40 yaşına kadar kadınların ise %40'ı yapısal bazı sebeplere bağlı olarak saç dökülmesi yaşıyorlar. Her 1000 kişiden biri saç dökülmesi etkileniyor. Yani dünya geneline, nüfusa baktığınız zaman bu kadar fazla da insanın saç dökülmesi sorunu olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz, hissedebiliyoruz. Aslında birçok kişi, birçok kişinin aradığı cevap da bu tarafta. Diğer taraftan da endüstri de aslında buna yönelik birçok ürün geliştirmeye çalışıyor. Endüstriden aldığımız ürünler, işte hangileri nasıl faydalı, nasıl yararlanabiliriz, hangi ürünleri tercih etmemiz lazım? Bunların hepsini ilerleyen dakikalarda konuşuyor olacağız. Ancak önce saç dökülmesiyle başlayacağız. Çok değerli bir konuğum gelecek. O gelmeden mikrofonu biz size uzattık. Bakalım saç dökülmesinden şikayetçi misiniz? Kendi aldığınız önlemler var mı? İzliyoruz sonrasında buradayız. Saç dökülmesinden şikayetçi misiniz? Kendi aldığınız önlemler var mı? Evet, saç dökülmesinden şikayetçiyim yani. Kolajen kullanıyorum ya da kolajen içeren şeyler tüketmeye dikkat ediyorum. Çok fazla saç dökülmesiyle problemim yok. Doğal yöntemlerle daha çok kullanıyorum yani. Evet, şikayetçiyim. Sarımsak özü şampuanı kullanıyorum. Kendi aldığım önlemler yok. Evet, saç dökülmesinden şikayetçiyim. Bizim irsi olarak ailede bir saç dökülmemiz vardır. Aldığım herhangi bir önlem yok. Saç ekimine de karşıyım. Sevmiyorum. Çıkan saçlarda öyle eğri büğrü çıkıyor, beğenmiyorum. Doktor geldi de saç dökülmesini konuşuyoruz. Stüdyoda konuğum, dermatoloji uzmanı, çok değerli hocam Eylem Acar bizlerle birlikte. Değerli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Sizleri gördük, daha iyi olduk. Sağ olun efendim, çok teşekkür ederim. Şimdi saç dökülmesi türleri. Ya bendeki dökülmeyle sizdeki dökülme veya işte erkeklerle kadınlar arasında fark gördüğüm kadarıyla var. Nedir bu fark? Şimdi hepimiz biliyoruz ki saçlarımız en değerli görsel hazinemiz. Kendimizi iyi hissetmemizde, insanlar arası ilişkilerimizde saçlarımızın sağlıklı, güzel ve bakımlı olması çok önemli. Ama maalesef ki neredeyse hemen hemen her insan, kadın, erkek hayatının bir döneminde saç dökülmesi problemiyle karşılaşıyor. Erkeklerde erkek tipi saç dökülmesi yani androgenetik alopesi çok sıklıkla görülüyor. Tabii ki androgenetik alopesi sadece erkeklerde görülmüyor, kadınlarda da görülüyor. Ama erkeklerde genetik yatkınlığa bağlı kişilerde androjen hormonlarının etkisiyle olduğu için hani androgenetik alopesi erkek tipi saç dökülmesi diyoruz ama sonuçta hormonlar kadınlarda da var. Ama tabii ki erkeklerde daha fazla olduğu için o yüzden erkeklerde çok daha fazla görüyoruz. Ama kadınlarda da görülüyor, büyük sıklıkta görülüyor. Sadece dökülme paternleri ve ilerleyişi biraz farklı. Onun dışında tabii ki saç dökülmesinin çok fazla nedeni var. Mesela annemden duyuyorum ya sanki benim de tepem açılıyor gibi hissediyorum. Böyle ortadan kayıp böyle veya saçta yoğunluk kaybıyla başlıyor. Erkeklerde bir bölgeden kayıp oluyormuş gibi. Evet, kadınlarda daha difüz dediğimiz genel bir açılma oluyor. Bir de kadınlardaki dökülme farkında şu saç çizgisi genelde korunuyor. Hani erkeklerde şu önlerden açılma olduğu zaman tabii hemen fark ediliyor ama kadınlarda o saç çizgisi korunduğu için çok fark edilmiyor. Bir de kadınların saçları genelde uzun olduğu için hani onu kamufle ediyor, çok fark edilmiyor. Aslında bu daha tehlikeli. Fark edilmeden bir sinsi bir ilerleme oluyor kadınlardaki erkek tipi saç dökülmesinde. Daha bir gecikme oluyor. Ama erkeklerden farklı olarak kadınlar biraz daha şanslı. Kadınlarda tam kellik çok nadir görülüyor. Genelde erkeklerdeki tam kellik yani şu saçın arkasında atlalı gibi bir alan kalıyor erkeklerde. Hani biz buna tam kellik olarak nitelendiriyoruz. Ama kadınlarda bu duruma pek gitmiyor. Evet, babam biraz öyle kaldı. Şimdi söyledim diye de kızacak bana ama erkek tipi saç dökülmesi görüyorsunuz. Önden geriye doğru yani buradan bir geriye doğru gidiş var. Bir de eş zamanlı tepede açılma başlıyor. Sonrasında da tamamen kaybediyorsunuz. Sadece yanlarda hocamın dediği şekilde bir saç kalıyor orada. Evet, erkeklerde genelde bu 1'den 6'ya kadar giden bir skala. Bunun dereceleri var. Frontal bölge dediğimiz şakaklardan açılma genelde 1. evre oluyor. Vertex dediğimiz tepe bölgesi de açıldığı zaman artık 3. evreye doğru gidiyor. Bu aşamada tedaviler cevap veriyor. Ama 3. aşamadan sonra yani biraz 4. 5. aşamadan sonra bu önlerdeki açıklıkla arkadaki açıklık artık birleşmeye başladığında
O zaman medikal tedavilerden ziyade biraz daha cerrahi tedaviler gerekiyor. Evet, o yüzden erken müdahale önemli. Aynen, erken müdahalede ne yapmamız gerekiyor? Hiçbir yere ayrılmayın. Birazdan saç dökülmesi tedavilerinde konuşuyor olacağız. Şimdi kadınlarda baktığımız zaman adeta seyrelme, sonrasında onlarda da tepede açılma olabilir. Yalnız saç derisi soyulması veya saçlı deri enfeksiyonları da beraberinde saç dökülmesine sebep olabiliyor. Mesela bu bahsettiğimiz genel hormonal veya işte yaşla vesaire dökülme. Diğer taraftan da mesela saç kıran var değil mi? Para gibi bir lezyonun oluşması, bir noktada olması. Onlar neden? Saç dökülmesinin çok fazla nedeni var. Bu saydığımız sadece androgen tipi nedenlerden, en sık görülen nedenlerden birisi. Evet, hormonal nedenler. Ama bunun dışında da bir takım hormonal nedenler var. Mesela kadınlarda menopozdan sonra, doğumdan sonra, doğum kontrol hapı kullanırken olan dökülmeler, doğum kontrol hapı demişken ilaç kullanımlarını da söyleyelim. İlaçlara bağlı dökülmeler, özellikle bazı antidepresanlar, bazı antibiyotikler, hepimizin bildiği gibi kemoterapik ajanlar ve A vitamini türevlerinin akne tedavisinde biz kullanırız. Onların yüksek dozlarda uzun süre kullanılması gibi ilaçlar saç dökülmesi yapabiliyor. Yine hepimiz biliriz aslında mevsimsel dökülmeler olabilir. Özellikle ilkbahar, sonbahar mevsimlerinde saç dökülmesi tetiklenebiliyor. Onun dışında sistemik hastalıklar, endokrin hastalıklar, özellikle de tiroid problemleri. Tiroid problemlerinin hem az çalışması hipotiroidi hem hipertiroidi saç dökülmesi yapabiliyor. Atlanmaması gereken bir konu. Yine tabii ki en önemlisi beslenme. Beslenmedeki eksiklikler, kaçaklar yine saç dökülmesinin önemli nedenlerinden biri ve en önemli minerallerden, vitaminlerden biri olan demir eksikliği. Hatta bazen sadece saç dökülmesiyle geliyor. Biz genel taramada bulabiliyoruz. Çünkü saç dökülmesine sebep olan demir eksikliği anemi bile gelişmeden saç dökülmesi yapabiliyor. İnanılmaz bir şey. Hep mesela işte biyotin eksikliği kimde var acaba diye baktığımda anlamlı bir eksiklik görmüyorsunuz. Tabii ki desteklediğiniz zaman insanlar fayda görebiliyorlar bundan. Ama diğer taraftan da temelde başka şeylerin eksiklikleri de bizde saç dökülmesine yol açabiliyor. Demir mesela, ben bu kadar önemli olduğunu açık söylemek gerekirse bilmiyordum. Evet, en önemlilerden biri demir. Sizin söylediğiniz gibi biyotin B7 vitamini, H vitamini olarak da geçiyor. Ama bütün B vitaminleri çok önemli saç gelişimi için. Çünkü saç soğanındaki folikülündeki hücre yenilenmesini sağlayan çok değerli bir vitamin B vitaminleri. Yine onların eksiklikleri büyük sıkıntıya sebep olabiliyor. Son zamanlarda hemen herkes öğrenmeye başladı. Çok popüler oldu D vitamini. Yine D vitamininin saç dökülmesinin etkisi çok fazla. Folik asit, B12 ve çinko. Çinko da yine maalesef ki saç dökülmesine sebep olan minerallerden birisi. Evet, şimdi sağlıksız gıdalar dedik, bazı ilaçlar dedik. Stres tabii ki olabilir değil mi? Ondan sonra evet, bilmiyorum. Çok ciddi bir tetikleyici streste. Bazen hatta şey oluyor, hastalar geliyor diyor ki yo şu anda bir stres yaşamıyorum diyor ama 3-4 ay sonra kendini gösterebiliyor. Yani 3-4 ay önceki yaşadığı her zamankinden farklı, onun canını sıkan, moralini bozan, stresli bir olay saç dökülmesine bir 3-4 ay sonra sebep olabiliyor. Evet. Geçen gün tabii programa hazırlanırken mümkün olduk abi bütün kaynakları işte üzerinden geçmeye çalışıyorum. Değerli konuklarımla olabildiğince size bütün bilgileri özet halinde aktarabilmek için saç dökülmesinin sebeplerini araştırırken bir makaleyle karşılaştım. Bu makalede diyordu ki tek suçlu sizin saç fırçanız bile olabilir diyordu. Kullandığınız fön ve saç fırçası gerçekten bu kadar etkili mi? Evet, gerçekten çok etkili. Şimdi saç dökülmesinin bu saydığımız nedenlerinin dışında bir de fiziksel ve kimyasal nedenleri var. Fiziksel nedenlerin en başında da bu uyguladığımız yanlış ve travmatik uygulamalar. İşte yanlış fön çekmek, gereksiz ısı vermek, yanlış fırçalar kullanmak ve yanlış taramak saçlarımızı. Bunların hepsi fiziksel hasar veriyor. Kimyasal hasarlar da saç boyaları mesela, saç açıcıları. Özellikle biz bayanlar çok yapıyoruz. Saçlarımızın rengini değiştirirken saçı açıyoruz. Rengini açarken ki kullanılan kimyasal maddeler saçın biyokimyasal yapısını bozuyor, disülfit yapısını bozuyor. Kopmalar, dökülmeler, açılmalar meydana geliyor. Evet, doğum sonrası saç dökülmesi. Doğum kontrol hapıyla ilişkili olabilir dediniz. Doğumla ilişkili olabilir dediniz. Evet. Neden? Yani buradaki androjenik etkiler değil herhalde. Farklı bir şey var burada. Şimdi hamilelik sırasında genelde artan hormonlar nedeniyle, östrojen, progesteron hormonları nedeniyle saçlar daha da bir gürleşiyor, güzelleşiyor, artıyor. Hatta herkes şey der, bu hamilelikte saçlarım çok güzel, canlı ve parlak görünüyor. Ama doğum sonrası
Bu yüksek hormonlar çekilmeye başlayınca bir göreceli olarak da saç dökülmesi oluyor. Sonuçta hamilelik dönemi aynı zamanda anne için hem duygusal hem fiziksel yönden aynı zamanda bir stres, uykusuzluk, vücudumuzdaki bir sürü şey değişiyor. Beslenmemiz değişiyor. Bunların hepsi saç dökülmesine sebep olabiliyor. Ama hamilelik sonrası oluşan dökülmeler toparlanıyor. Yaklaşık en fazla bir yıl sürüyor. Bir yıldan sonra kişi kendi normal saç döngüsüne devam edebiliyor. Evet, şimdi tabii burada arkadaşlarım şey de getirdiler, kamera getirdiler. Ondan sonra onu şöyle kayda da gireyim bir taraftan. Ondan sonra göstermiş olalım. Çıkışa da verebilirseniz çok sevinirim. Görebiliyor musunuz ekranı? Evet, kamerayı evet, yüze doğru şöyle çevirdik. Aynen. Baktığımız zaman... Evet, aslında canlı, sağlıklı saç derisi görülüyor hocam. Ama şimdi biraz ufak tefek yani kabuklanmalar var. O da çok normal. Bu sabah yıkadınız mı saçınızı? Tabii ki. Aha, yıkadık. Yani birkaç saat sonra hani kepeklenmenin deri pulcukları diyeyim daha doğrusu. Tam hocam kepeklenmedi. Yani saçımı bıraksanız günde 5 kere yıkayacağım. Gerçekten. Ya. Gerçekten. Yani hem yağlanmayı seviyorum. Bakar mısınız şimdi mesela dışarıdan baktığınız zaman oldukça mat, düzgün duran bir saçım var. Ama içine girdiğiniz zaman aynı dünyaları konuşmuyoruz yani. Farklı evet. Bir şey var burada. Aman şöyle. Biraz da, evet. Evet, baktığımız zaman böyle. Evet, dibi böyle biraz bazı saç köklerinde sarılaşmalar görüyorum. Böyle sanki ekstra yağ çıkıyormuş gibi o tabii bölgelerden. Tabii likitler var. Sebum dediğimiz sonuçta saç derisindeki bir yağ. Aslında bu bizim için önemli bir şey. Saçlarımızı bir yandan da dış etkenleri karşı koruyor. Fakat fazla olduğu zaman sorun oluşturabiliyor. Oradaki sebumun olması... saç derisindeki deri fazlalıklarının birkaç kat bulunması, işte pulcuk şeklinde olması, bunların hepsi yine normal saç derisinde olan yapılar. Evet. Çok fazla arttığı zaman belki işte o beyaz kabuk dökülmeleri arttığı zaman bir kepek probleminden bahsedebiliriz gibi. Ama şu an sizin gayet iyi ve sağlıklı görünüyor hocam. Evet, kepeği de ayrıca inşallah programımızda işliyor olacağız. Tabii bir saçımın içi kalmamıştı. yani anlatmadınız, onu da konuşmuş olduk. Yani burundan falan bahsetmişken. Şimdi saç dökülmesini önlemek için ipuçları. Peki ne yapabiliriz? Şimdi en önemlisi... Bir kere sistemik herhangi bir problemimiz var mı yok mu rutin kontrollerimizi yaptırmakta fayda var. Biraz önce bahsettiğimiz tam kan sayımları, demir, herhangi bir vitamin eksikliğimizin olup olmadığını gözden geçirmek lazım. Bunda durup dururken ben gidin vitaminim var mı diye pek insan bakmıyor. Genetik yatkınlığı olan kişiler biraz daha dikkat etmesi gerekiyor. Yani benim annemde saçım dökülüyor, babam tarafımda saçlarım dökülüyor, ben de hani önlem alayım mı gibi. Bir de biraz önce bahsettiğimiz günlük 100-150 tel üzerindeki dökülmelerde dikkatli olup bir kan tahlillerini yaptırmakta, bir dermatoloğa başvurmakta fayda var. Saçım çok dökülüyor mu diye merak ediyorsanız evde kendinizde bir test yapabilirsiniz. Eylem Hocam'ın üzerinde şöyle göstereceğim. Ondan sonra diyelim işte duşunuzu yaptınız, saçınız kurudu filan gayet normal ama üzerinde herhangi bir uygulama yapmadınız. İşte bir şekillendirici kullanmadınız. Saçınızın dibinden şöyle bir tutam, ondan sonra tutmanız, parmaklarınızın ucuna sığacak kadar yani sayamazsınız zaten. Bir tutam tutmanız ve galiba onun ucuna kadar saçı takip etmemiz lazım. Evet. Elimize bir tane gelmesi normal. Tabii. İki tane gelmesi de belki normal evet. Kabul edilebilir ama beşin üzerindeyse... Çok kolayca oradan çıkıyorsa o zaman bir sıkıntı var. Evet, ama bunun için mutlaka dipten yakalayacağız ve ucuna kadar saçı takip ediyor olacağız ki bu testi gayet güzel bir şekilde kendiniz yapabilin. Peki ihtiyacınız olup olmadığını böyle görebilirsiniz. İhtiyacınız olduğunu düşünelim. Altta yatan tiroid probleminiz varsa düzeltilmesi lazım. Başka? Bir de çok yapılıyor gerçekten ben de etrafta çok görüyorum. Saçları çok çekerek, çok sıkarak toplamalar. Traksiyon alopesi dediğimiz çekilerek sıkı toplamaya bağlı kopmalara sebep olabiliyor. Birçok insan bu sorunu yaşıyor. Bunun ondan kaynaklandığını da bilmiyor. Mesela arkada sert topuz yapmak mesela tabii. Öyle bir şey mi? Evet, yani özellikle şu yanlardan hocam çok çekerek topluyor ve şu yanlarda açılmalar oluyor, dökülmeler ya. Meydana geliyor. Evet, dikkat etmek lazım. Peki şimdi dökülmede tedavi ne yapabiliriz? Şimdi birçok işte artık ulaşabildiğimiz eczane kanallarında ondan sonra saç dökülmesine iyi gelen çeşitli kimyasallar içeren solüsyonlar var. Bayağı etkili olduğu söyleniyor. Özellikle androjenik alopesi de. Ama bunun dışında ne gibi uygulamalar olabilir? Ben sizlerin nezdinde şunu söyleyeyim hocam. Saç dökülmesi hastalığı ve tedavisi dermatolojinin önemli alanlarından biridir ve çok da suistimal eden alanlarından biridir. Mutlaka saç problemi yaşayan kişi dermatoloğuna danışsın. Yani herhangi bir nedenle kulaktan dolma bilgilerle
saçımıza sürdüğümüz şey bazen çok basit gibi görülen sarımsak bile geri dönüşü skarlara, yaralara ve daha büyük sorunlara yol açabiliyor ve gereksiz maddi manevi kayıplara sebep olabiliyor. O yüzden mutlaka hekiminizle danışıyorsunuz. Çeşitli yerlerde yapıyorlar. İşte o lezyon üzeri çiziliyormuş galiba, evet, jiletle, sarımsaklı, evet, zeytinyağı. Daha yemilsin diye çizik atıp jiletle falan çizik atıp sonra sarımsak sürüyorlar. İyi mi o? Hocam gerçekten çok geriden hissi skarlar, enfeksiyonlar, hatta ciddi bir skar oluştuğu zaman orada saç folikülleri ölüyor ve oradan bir daha saç çıkması mümkün değil. Evet, bunların hala yapıldığını duyuyorum. Bu ve benzeri uygulamalardan uzak duruyoruz. Ama saç kırının tedavisi var. Evet. Saç kıran bizim dermatolojide alopecia areata dediğimiz bölgesel bir saç dökülmesi ve aslında bir otoimmün hastalık. Otoimmün hastalıklarda biliyoruz ki vücudumuzun dokularına karşı vücudumuz kendisi bir savaş açıyor. Yani otoimmün hastalıkların hani nedeni tam olarak biliyoruz ki çok belli değil ama yine de nedeninin araştırılması gerekiyor. Stres yine çok büyük bir tetikleyici, ailesel yatkınlık ve beraber eşlik eden otoimmün hastalıklar olabiliyor. Onların beraberliğinde takip edilmesi gerekiyor. Ama alopecia areata kendi kendine bile düzelebiliyor. Topikal tedavilerden de çok ciddi fayda görüyoruz. Saça doğrudan cildimize uygulanan, içine uygulanan tedaviler de var mı? Tabii. Dermatolojik tedavilerimiz aslında bayağı gelişti, bayağı ilerledi. Yani ilaç teknolojisinin gelişmesi bizim de elimizi güçlendirdi. Şimdi evet, gıda takviyeleri önemli. Fakat bazen öyle oluyor ki o gıda takviyelerinin saç köklerinin uçlarına ulaşması çok kolay olmuyor. O yüzden biz direkt adrese teslim yapıyoruz hocam. Nasıl oluyor efendim? Adrese teslim dediğim şu, saç kökünün içine saç için gerekli olan vitaminler, peptitler, mineraller, saç soğanındaki foliküldeki mikrosirkülasyonu, kan dolaşımını artırıcı bir takım etken maddeleri çok küçük minik enjeksiyonlarla saç derisinin içerisine zerk ediyoruz. Yani böyle bana doğru geliyorsunuz, sen öyle bir uygulama yapacaksınız gibi, yanlış yerde mi oturdum acaba diye bir stres yaptım. Burada galiba bu hazırlıklar. Ben nasıl, böyle nasıl örnek şey olsun onu, diye evet yine saç gösterin için bahsettiğim değerli vitaminleri içeren bunlar hazır flakonlar şeklinde. Eskiden biz kendimiz kokteyl hazırlardık ama şimdi bunlar bir sürü testten geçmiş, formülasyonu düzenlenmiş, dengelenmiş hazır kokteyller şeklinde. Tabii çok çeşit var. Saç dolgusu dediğimiz içerisinde kolajen ihtiva eden etken maddeler var. Onun dışında yine biyomoleküler düzeyde çok ilerlemiş fibroblast enjeksiyonları yapabiliyoruz. Yani hem kök hücre gibi. Kök hücre gibi, evet, kök hücre gibi ama burada aldığımız şey saç kökünün ve saç derisinden bir miktar deri parçası alıyoruz. Punch biyopsiyle 3-4 milimlik. Onu özel bir şeyden geçiriyoruz, yöntemden geçiriyoruz. Ondan sonra yine saç köklerine enjekte edebiliyoruz. Saç dökülmesinde kök hücre tedavisi, evet, veya kök hücrenin ortaya çıkarttığı o vücut kimyasalları. Evet, evet, fibroblastlar sonuçta saçın gelişmesini sağlayan kolajenler, elastinler, peptitler içerirler. Onları direkt enjekte ediyoruz. Saç gelişimini sağlayan önemli. Hocam herkesin ihtiyacı var. Yani şöyle, toplumda saç dökümü problemi yaşamayan neredeyse yok. Kadın olsun. Evet, yani androgen etikolojisi hem kadınlarda önlem içinde olabilir. Sizin ufak ufak frontallerden açılmalar başlamış. Zaten çok ilerlediği zaman o zaman diyeceğim ki hocam cerrahiye gidin. Yani yapılan işlemlerin, tedavinin fayda görmesi için belli bir evreye kadar olan dökülmelerde. Yani minyatürleşme oluyor erkek tipi saç dökülmesinde. Saçta incelme oluyor. İncelmenin öncelikle önlenmesini sağlıyoruz. Evet. Bunlar nasıl? Birazcık damardan mı hissetmek yapacağız? İster misiniz hocam? Saç derisine küçücük bir iki nokta. Akupunktur gibi bir şey mi? Yani akupunktur iğnesinden bile daha kısa. 3-4 milimlik küçücük. Deneyelim. Merak ettim. Bu hazırlık yapılmış zaten. Hazırlıklarımı yaptım ben hocam. Evet, sizin, alkol. Gerçi sizin arayışınız biraz düşük, biraz cildiniz hassastır diye düşünüyorum. Bu, evet, saç derisi için özel bir dezenfektan hocam. Tamam. Tepe bölgesine yapayım şuraya. Evet evet, oralar aynen. Hem ben de görmüş oldum. Açılma var mı acaba? Hocam frontallerde biraz da tepede başlamış. Ha, evet, evet gördüm. Ay bir daha verir misiniz ne olur? Bakar mısınız ya? Eyvah eyvah, evet, gerçekten. Buramda bir açı. Hocam bunu siz yaptınız, siz açtınız. Benim öyle bir açıklık yok. Hocam ben işte kendime alan açtım. Testiniz mi? Jilet mi var? Hocam siz saçlarla kapatmıştınız ya. Aşk olsun, bak görüyor musunuz? Ben kendime alan yarattım. O normal, yani saçın döndüğü yer değil mi? Yoksa hocam, hakikaten mi? Hocam genelde elimin hafif olduğunu söylerler. Evet. İyi misiniz?
Yapmadınız ki hocam. Gerçekten yaptınız mı? Gerçekten yaptım. Ya, İnanmıyorum ya. Şöyle bakın. Birkaç dizi yaptım. Evet, çok iyi. Çok iyi. Ay. Evet. Şimdi bu ne işe yarıyor şu anda? Şimdi dermis tabakasında foliküllerin olduğu bölgede saç kökünde saçın gelişimini sağlayan saç soğanı var biliyorsunuz. O bölgeye saç için gerekli olan vitaminleri ve peptitleri veriyorum. Hem kan dolaşımını düzenliyoruz. Tamam hocam, bir iki tane yapıp bırakacağım sizi. Aslında elimin hafif olduğunu söylerler ama hocam acıttı mı canınızı? Bence evet. Hocam bunu ne kadar sürede yapmak lazım? Kendimiz yapabilir miyiz bunu? Yok tabii ki, bu profesyonel bir uygulama. Hekim tarafından yapılması gereken bir uygulama. Ben şimdi sizin hissetmeniz için yaptım ama tabii ki profesyonel bir uygulama. Kliniklerde yapılıyor. Yaklaşık 15 günde bir birkaç seans yapmamız gerekiyor. Şimdi bu cildin içine doğru yaptınız ama onun dışında bir de böyle bazen derma roller diyorlar. Böyle iğneli kök canlandırıcı. Evet. Şeyler var. Tekerlek gibi böyle. Üzerinde çok fazla küçük mikro iğneler olan, derma roller denilen bir takım küçük aparatlar var. Bunlarla da cilt yüzeyinde küçük minik mikro kanallar açıyoruz. Ama vitamini işte alıyormuşsunuz. Vitamini ekstra sürüyoruz tabii. Orada da ekstra sürüyoruz. Ama saç derisinin içerisinde dermis derinliğine gitmek istediğimiz noktaya o kadar çok gitmiyor. Biraz daha epidermisteki sorunlar iyi oluyor ama biraz mikro sirkülasyonu arttırmak açısından bazen ondan da faydalanıyoruz. Şimdi sosyal medya hesaplarımızda ilan ettik. Dedik ki hocamıza sorunuz varsa bize görsellerinizi iletin diye ve izleyicilerimizden gelen görseller ve soruları değerli hocamla cevaplayacağız. Saçlarım çok kuru, ne yapabilirim? Birazdan bakımı anlatacağız gerçi ama sizin evet. sizin de yorumunuz var mı? Şimdi fotoğrafını gönderen hastamız, kişimiz şöyle, saçları biz de buradan herkesin anladığı gibi bir kere çok işlem görmüş saç. Çok işlem görmüş, rengi açılmış, uçları kırılmış. Ne yapmak lazım? Bir kere artık bu kimyasal travmadan saçlarını kurtarması gerekiyor. Saçların kesilmesi lazım. Saç kesimi çok önemli hocam, bunu da atlıyoruz. Çünkü bu yıpranmış uçlarda saç gerekli vitaminini, hani biz biraz önce saç derisi içine verdik ya, onu uçlarını tamir etmek için harcıyor. Halbuki o vitaminini saçının beslenmesi, uzaması ve dökülmesini önlemek için harcamalıydı. O yüzden belli aralıklarla saç kesmek de, özellikle böyle yıpranmış saçları kesmek çok önemli. Evet. İkincisi sağ yukarıda, tepemde seyreklik başladı. Bu daha da büyür mü? Vallahi ben az önce şahit oldum. Bizde de ufak tefek başlamış galiba. Ondan sonra hocam dedi ki bakmazsan büyür dedi yani. Aynı. Evet tabii. Yani eğer bir önlem almazsak, kontrolle tutmazsak bu da muhtemelen erkek tipi saç dökülmesi gibi duruyor. Hani tepede var. Muhtemelen ön taraflarında da açılma vardır. Sonra ön taraftaki ve arka taraftaki açılma birleşmeye başlayacak ilerleyen evrelerde. Ama bu aşamalarda yine bahsettiğimiz tedavilerden fayda görebilir. Saçımın tepesine dökülme var, düzelir mi diyor. Baktığımız zaman nasıl demiştik, kadınlarda daha seyrelme şeklinde bir evet. açıklık oluyor. Burada herhalde ona benzer bir tablo görüyoruz. Evet, tepeden açılmaya başlamış. Şimdi tabii ki biraz önce bir sürü neden saydık. Onların bir kere hepsinin araştırılması, hormon tahlillerinin, işte vitaminlerin, minerallerin bir eksiklik var mı, sistemik bir problemi var mı, ateşli bir hastalığı var mı, bunların hepsinin araştırılması gerekiyor. Onun dışında hani bir ortadan başlayan seyrelme, androgenik alopesi de kadınlarda böyle başlayabiliyor. Sonra işte ilerleyebiliyor. Önlem almakta yine fayda var. Evet hocam, bunun çözümü var mı diye sormuş. Burada artık ciddi bir androjenik dökülme görüyoruz. Evet. Bu noktadan sonra herhalde bu uygulamalar tekrar orada saç çıkartmıyor diye tahmin ediyorum. Yani saç ekmek zamanı mı gelmiş? Yani bu aşamada da saç ekilebilir. Şimdi orada da değişik tabii protokoller var. Hekimlerin farklı yaklaşımları var. Bu aşamalarda ekildiği zaman tabii daha doğal oluyor. Çünkü daha fazla donör var. Ama ilerleyen aşamalarda daha fazla açıldığı zaman onların da işi zorlaşıyor. Bazen kombin yapıyoruz hocam. Yani hem saç ekimi yapıp hem olan saçı kurtarmak için de bahsettiğim işte saç mezoterapisi, fibroblast enjeksiyonu, PRP gibi profesyonel enjeksiyon uygulamaları da birlikte kombin yapmakta fayda var. Çünkü ekilen saçlar dökülmez diyoruz ama diğerleri döküldüğü zaman yine kötü bir açıklık oluyor. O yüzden mutlaka kombin tedavilerden her zaman olduğu gibi daha çok fayda görüyoruz. Evet değerli hocam, katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ve değerli izleyenler, devam edeceğiz programımıza ancak öncelikle mikrofonu size uzattık. Bakalım saçlarınızı ne sıklıkla yıkıyorsunuz ve nasıl bakıyorsunuz, sizden tüyoları alalım. Aslında tüyoları burada vereceğiz, bakalım sizler ne demişsiniz. Saçlarınızı ne sıklıkla yıkıyorsunuz ve nasıl bakıyorsunuz? Her gün yıkıyorum.
Yani elimden geldiğince güzel bir şekilde bakmaya çalışıyorum. Her gün yıkarım. Şampuanlarıma dikkat etmeye çalışırım. Onun dışında da çok çok bir özen gösterdiğim söylenemez. Mesleğimden dolayı her gün yıkamak zorundayım. Saç bakım kremlerim var, onları kullanıyorum. Bu yaz aylarında sürekli yıkıyoruz. Şampuan değiştiriyorum. Çok fazla yıkamamaya çalışıyorum ama çok fazla yıkamak da iyi bir şey değil. İnce telli bir saç yapısı olduğu için yani çok fazla bir bakım ya da kozmetik ürünü kullanmamaya çalışıyorum. Evet, doktor geldi. Tüm hızıyla devam ediyor. Saç bakımını konuşuyor olacağız. Stüdyoda konuğum trikoloji uzmanı Evrim Bayraktar var efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Çok teşekkürler. Şimdi yıpranmış saçlar nasıl onarılır? Yani bir tarafa bakıyorum, oldukça yıpranmış bir görüntü var. Öteki tarafa bakıyorum, sadece taranmış mı bilmiyorum ama biraz böyle bir şeyler uygulanmış evet. Üzerine. Ne yapacağız? Yani eğer saçımız böyleyse buna bir çözümümüz var mı? Şimdi bu saçın yıpranma sebeplerini anlamak lazım. Bu saç taranmıyor mu, yıkanmıyor mu, uygun ürün kullanılmıyor mu? Çok mu boya kullanılıyor, çok mu ısı kullanılıyor? Saç yıpranması için çok mu güneşe maruz bırakıyorum saçımı? Hiçbir bakım kremi kullanmıyor muyum, saç kremi kullanmıyor muyum? Kullandığım şampuan mı kurutuyor? Bütün bunları anlayarak, sorgulayarak aslında danışanla konuşarak hareket ediyoruz. Ama çok net bir şey var ki kimyasal işlemler ciddi anlamda hasar veriyor saçıma. Peki mesela saçı düzenli her gün yıkamak da aynı hasarı verir mi? Evet, kumaş gibi düşünün saçımızı. Her gün yıkadığınız şey yıpranır. Ama saçınız kısaysa, saç deriniz yağlıysa her gün yıkayabilirsiniz. Uzunsa saçınızı ya yıpransın istemiyorsanız yıkarken mutlaka bakım kremi, bakım maskesi, saç kremi kullanırsanız friksiyonu önlemiş oluyorsunuz saçta ve böylece yıpranmasını azaltmış oluyorsunuz. Evet, aslında bunu şöyle bir demonstrize etmek istiyorum. Yani biraz evet, göstermek harika. İstiyorum. Elimde eldivenlerimi giyeyim de oldukça tehlikeli biliyorsunuz. -200 dereceye yakın bir sıvı var önümde. Bu sıvı azot. Ondan sonra her tarafı da dondurduk. Burada da arkadaşlarım makarna hazırlamışlar. Saçı şekillendirsin, yani daha doğrusu göstersin, sembolize etsin diye. Şöyle birazcık tutmam lazım. Makarnayı şöyle tutmaya çalışacağım. Evet. Şimdi saç gibi düşünün bunu. Ondan sonra yapısı nasıl? Yağlı, gayet iyi bir şekilde, işte kıvamı yerinde, kopması yok, çatlaması yok, bir şey yok. Sağlıklı. Sağlıklı. Ama biz yaptığımız çeşitli uygulamalarla boya yapıyor olabilirsiniz. Isı yapıyor olabilirsiniz. Isıl işlem uygulayabilirsiniz. Başka ne evet, gibi hasar? Evet, keratin bakımları çok yüksek ısıyla uygulanan kimyasal işlemlerdir. Onu yapıyor olabilirsiniz. Renk açıcılar olabilir evet, mi? Evet, hidrojen peroksitle boya özellikle platin tonlarda, açık sarı tonlarda bakın ne hale geldi. Baktığınız zaman böyle resmen kas katı. Evet. Kırılabilir çok hale güzel. Geldiğini net bir şekilde görüyoruz. Bak bu böyle. Şimdi bunu şöyle kenara bırakacağım. Masayı alacak arkadaşlar birazdan ama yani evet. Kırılabilir. Ama diğer taraftan eğer ben bu uygulamaları yapmış olsam bile saçıma doğru zamanda doğru şekilde şöyle bir daha bunu donduralım. Evet, yine aynı uygulamaları, aynı o saçımıza zarar veren şeylere maruz bırakıyoruz. Evet. Ancak yine aynı şekilde sertleşti, kırılgan hale geldi. Fakat sonrasında eğer bakımımı tekrar doğru yapabilirsem, Doğru zamanda destek alırsa bakımla doğru ilgili. Doğru zamanda destek alırsa, aşırı bir şekilde yıpranmadan, şu an çok soğudu. Ancak güzel böyle yağladım. O işte Evrim Hanım birazdan anlatacak neler uygulayabiliriz. Onlara baktığımızda tekrar kurtarma şansımız ortaya çıkıyor. Görüyor musunuz? Daha yumuşuyor. Biraz daha bıraksak tamamen kendi haline tekrar geleceğini net bir şekilde görebiliyoruz. Bakarsanız daha canlı bir yapı. Gördünüz mü? Tekrar kırılmadan evet. Yumuşamaya başladı. Evet. Arkadaşlar masamızı alabiliriz. Gerekeni gösterdik. Evet. Şimdi bu hale getirenler evet, işlemler. Toparlamak için evet. Ne yapıyoruz? Şimdi önceki yıpratan işlemlerden biraz kaçınacağız. Yani ısrarla o işlemi yaparak saçı bir hani kumaş gibi düşündük ya yıpratan, friksiyon, sık taramak, kuruyken taramak saçı yıpratır ve kopmasına sebep olabilir. Ekleme saçlar aşağı çektikçe saç belli bir oranda esneyebilir ama saçı kopmaya doğru zorlayan bir işlemdir. Saç çıkarken zayıflayabilir. Yani vitaminsizdir, kişi kansızdır. İçeriden zayıf çıkan saç kırılmaya, kopmaya daha müsait bir yapıda oluşur. O yüzden önce içeriden oluşurken kuvvetli ve canlı, güçlü oluşmasına
sağlamak için kanla beslenen bir yapı bu. İç hareketlerimizin iyi olması lazım. Kişinin sağlıklı besleniyor olması lazım. Proteinden zengin besleniyor olması lazım ki saç esneyebilsin. Kopmasın, daha az aşınsın. Peki dışarıdan bunlar uygulanamaz mı? Bir sürü böyle keratin bakımları vesaire oluyor. Evet, uygulanabilir. Şimdi saçımın dış yapısını korumak hedefli. Deriyi yıkamakta ne kullanıyoruz? Şampuan, değil mi? Ama şampuan derinin sağlıklı olması adına, iyi arınması adına kullandığım bir ürün. Dışıysa saçımın ölü bir keratin yapısı ve artık buranın coating dediğim kaplanarak dışarıdaki yıpranmış dokusunun tekrar yapışması anlamında açılan cuticle yapısı dediğimiz yapının tekrar kapanması. Çünkü içeride ne var? Su var. Sülfür bağları var. Bu yapının hasar görmemesi lazım. Görürse saç kopuyor. O zaman bu aşamayı yıpratan faktörler neler? Boya işlemleri. Boya ne yapıyor? Açıyorsunuz saçı, içine boyayı koyuyor ve kapaklar kapanıyor. Bu kapaklar çok açık kalırsa saçım elektrikleniyor, kabarıyor. Değil mi? Cansızlaşıyor. Evet. Ne yapıyorum? Föl çekmek zorunda kalıyorum o canlı görünsün diye. Föl çekmek yetmezse ne yapıyorsunuz? Presler var, çok yüksek ısılı presler. Saçı yakıyorsunuz aslında. Evlerde kullanabiliyoruz. Evet, maşallah. Yani kullanabilirsiniz şekillendirmek amacıyla ama bu kronik yapmayacağız yani. Evet, sürekli yapmayacağız. Çünkü sonuçta yaptığınız bir yüksek ısı nereye koyarsınız, hangi dokuya koyarsınız koyun, onu yakıyor ve yıpratıyor. Keratin bakımları faydalı olabilir. Ne yapıyor? Açık yapıyı tekrar şekillendirip, içerideki sülfür bağını tekrar dizip kapatıyor saçı. Ve düz kalmasına yardım ediyor ama tekrar tekrar yaparsak aynı yapı bir kimyasal işlem olduğu için saçı yıpratmaya başlıyor. Evet. Şimdi şöyle baktım, acaba gerçekten kişi kendine uygun renk seçimi yapabilir mi diye. Ya kişi kendi tenine uyumlu renkleri tercih etmesi daha az muamele, daha az müdahaleye evet. açık hale geliyor. Çok koyu rengi çok açığa alırsanız yani ya doku yıpranıyor. Evet. Mesela yeşil damar cildinize baktığınız zaman doğal ışıkta damarlarınıza bakarak cilt tonunuzu değerlendirebilir misiniz? Mesela yeşil damarlar görüyorsanız bu daha sıcak cilt tonlarını, mavi damarlar görüyorsanız soğuk cilt tonlarını. Bu sıcak veya soğuk saç rengi tercihi yapmanıza bir yol gösteriyor olabilir. Peki ne kadar sürede yapmak lazım? Saç kesimleri arasında beklenecek hafta süresi 6 ila 8. Ama boyamalar ve işte çeşitli diğer o renklendirme uygulamaları arasında minimum 4 ila 6 hafta diyor. Hafta, evet. Bir ay boyunca pek bir şey yapmıyorlar. Çünkü adeta uygulanan kimyasallarla bile doğrudan yalınılabiliyor, yakılabiliyormuş galiba. Evet, %100. Çünkü içindeki maddeler günün sonunda saçın içindeki hasarlı yapıyı oluşturuyor. Yani sülfür bağları ve hidrojen bağları koptuğunda saç hasar almaya başlıyor. Israrla bu işlemi yaparsanız bunun belli bir direnci var. Daha sonrasında o hasarı kırılma, kopma, elektriklenme, kabarma şeklinde göstermeye başlıyor. Nasıl onaracaksınız? Bakımlarla bir yere kadar ve kestireceksiniz. En yıpranmış uçlar sürekli işlem gördü. 3-4 yıl boya gördü. Keseceğiz bunları. Yani bunun tamamını onaran bir bakımımız da yok. Ama nemli kalmasını sağlayacağız. Bunu sağlayan da bakım maskeleri, kremler, belli oranda yağlar. O halde. İki taraftan desteğimiz var. Bir, içeriden desteklememiz evet. lazım. Yani çıkarken aynı zamanda da koruyucu olmamız lazım. Öteki taraftan da evet kısmen yıpranmış olabilir. Az önce gösterdiğimiz gibi bunu nasıl toparlayabileceklerimiz var. Dolayısıyla altın kurallar saç bakımında. Evet. Biz yıpranmasın diye günlük rutin uygulamalarımız ne olmalı? Saçı yıkamakla başlayacağız. Saçın ihtiyacı olduğu şey su ve nem. Nereden gelecek bu? Yıkadığım zaman gelecek saçıma. Her gün yıkamayacağım evet belki ama yıkadıktan sonra temiz bir saç derisinden çıkan sağlıklı saçı bakım kremleriyle onaracağım. Yani her yıkama sonrası saçımız uzunsa, işlemliyse şampuan artı saç kremi kullanacağım. Peki ikisinin bir arada olduğu formüller de var? Genelde saç kremi ağır ve yapışkan bir maddedir. Deriye yapışır. Çok iyi durulamam gerekir. O yüzden ikisi bir arada herkes için uygun olmayabilir, ağırlaştırabilir saçı. Ayrı ayrı kullanmak biraz daha pratik ve tercih ediliyor. Anladım. Yani ben mesela çok saçlı derim de biraz böyle sanki yağlı veya gün içerisinde yağlanıyormuş gibi hissediyorum saçımı. Ondan sonra o yüzden onu sürekli kuru tutmaya çalışıyorum. Ben mesela saç kremi kullanmam. Evet. Kremsiz şampuan tercih ediyorum veya böyle krem miktarı az şampuanlar saç oluyor. Saç kremin içinde olduğu şampuanlar da var artık. Yani şöyle mesela kepeği önlemek hedefi kullanılan bazı şampuanlara krem özelliği de koyuyorum. Deri çok kuru. Yani deriyi biraz nemlendirmek gerekiyor ama oran çok önemli. Anladım. Hangi nemlendirici etken maddeyi kullandığınız bile çok önemli. Düzenli yıkama evet. yaptık. Herkes her gün değil.
Evet, mesela yaşınıza göre, bulunduğunuz sağlık yapısına göre bazen daha yağlı olur. Döneminiz de bile değişir. Periyot dönemlerinde kadınların daha fazla yağlanabilir. Ergenlik dönemi daha çok yağlanabilir saçlarınız. Daha sık yıkamaya ihtiyaç duyarsınız. Spor yaptınız, saçınızın biraz daha hani iyi arınması için yine günlük yıkama isteyebilirsiniz. Ama normalde 2-3 günde bir kişinin ihtiyacına göre yıkama sıklığını belirliyoruz. Saçımızı yıkadık. Kurulama. Havluyla mı kurulayacağız? Nemli bırakacağız? Geri kalan nemi kendisi mi kuruyacak? Sonrası o dönemi nasıl yapalım? Şimdi saçınız kalın telli ve kolay şekle giriyorsa istediğiniz gibi kurutun saçınızı. Ama saç çok ince telli ve yıpranan ve de elektrikler mi saçsa böyle havluyla kurulama, friksiyon istemiyoruz. Hmm. Padding dediğimiz yavaş yavaş saçı kurutmak isteriz. Tamponlama. Evet, tamponlama. Saç derisini iyice kurutabilirsiniz. Uçları biraz nemli bırakabilirsiniz. Uçları nemli bırakırsanız da saç o nemini yavaş 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 aslında emecektir. Evet. Çok ya da saçı taramadan önce yıpranan bir saç yapınız, işlenmiş saçınız varsa sprey sıkıyoruz, su bazlı. Yine krem içeren içerikler bunlar. Saç daha kolay açılsın, yıpranmadan, kopmadan taransın diye. Saç fönlenebilir, saç sıcak fönle. Çünkü sinüzitiniz vardır. Tam kurumasını istersiniz saç yapınızın. O zaman da saçı kurutalım. Ben mesela nemli bıraktım, kesin başım ağrıyor. Evet, o zaman kurutalım tamamen ama kuruttuktan sonra hemen yatmayalım. Yine saç biraz nemli kalır, biraz bir demlensin, bir saat sonra yatalım. Evet, peki yani dışarıya çıkmadan önce de yine evet, buna da dikkat etmek gerekiyor. Ama fön çok hiç hayatımızda olmayacak anlamına gelmiyor. Asla değil, yani evet. Doğru oranları belli bir mesafede kalsın. Yapıştırmayalım kafamıza. Peki bir her gün fön yaptırmak istemeyen kişiler uzun süreli fön yaptırabiliyorlar. Ona ne diyorsunuz? Şimdi o da saç yapısı taşıyabiliyorsa bunu, yaz dönemi diye bir sürekli saçını fönle istiyor ve 2-3 ay rahat etmek istiyor, yaptırabilir kişi. Ama kırılgan bir saç yapısı, boyalı bir saç yapısı, çok yıpranmış bir saç yapısı bu tip işlemlerle hasar alabilir. Evet. Peki, onun dışında bakım yağları. Evet. Bakım yağları için kullanabilecek şeyimiz var mı? Mesela bir Hindistan cevizi yağı. Mesela yemesi de güzel bunun. Saçımızı evet, sürebiliriz herhalde. Evet, yüksek oranda nem barındır için sürebiliyoruz. Deriye sürmüyoruz ama uçlarına sürebiliyoruz. Bu normal mesela saç kremi kullanmak yerine böyle bir şey kullanabilir miyiz? Kullanabilir kişi. Evet, erittikten sonra oda sıcaklığında bırakacağız. Baksanıza böyle. İyice yumuşayacak. Evet. Gerçek ya, hem güzel de kokusu var. Ben de bakayım. İnsan saçını yemeye başlıyor. Evet. Çok güzel. Evet, bayağı şekillendiriyor da. Yani sadece nemlendirsin diye değil, şekil alması istediğimiz zaman da saçı suyu hapsettiği için saçın içine kullanabiliyoruz. Peki böyle yağlı bakımları ne kadar sürede bir yapabiliriz? Haftada bir iki defa yapabiliriz rutinimizde. Evet. Onun dışında böyle limon, yumurta sürmek, zeytinyağı sürmek gibi şeyler konusunda da tavsiyeleriniz var mı? Şimdi limon saçı asidik bir yapıdadır, sertleştirir. Derinizde belki hani bir aşırı yağlanmanız varsa o bölgede biraz daha yağın iyi aramasını sağlayabilir. Ama artık o kadar güzel ki şampuan içerikleri, bakım kremi içerikleri. Hani biz yağı direkt sürmek yerine hani bu yağın saç faydalı yağ asitleri var yağda. Uçlarına sürerek şekillendirmeye yardım edebiliriz. Argan yağı kullanabiliriz. Saç derisine çay ağacı yağı kullanabiliriz. Hint yağı kullanabiliriz. Bunlar da alternatif yağlarımız. Hatta aloe vera bile çok nemlendiren bir içeriktir. Hem deride hem saç uçlarında. Alternatif kutu bakımlar yapabiliriz. Evet, güzel. Bakımda haftada iki bakım yapabildiğimizi gördük. Kırılgan saçı onarmak ne kadar onarılabiliyor? Her zaman değil. Her görmek zaman değil. Gerekiyor. Yani ne oranda hasar aldığı gördükten sonra ya keseceğiz ya onarıma başlayacağız ki daha fazla dipten kırılmasın. Aynen. En uç kısımları böyle saçak gibi oluyor. Evet. Onlara keseceğiz. Dikkat etmek evet, lazım. Peki sağlıklı parlak saçlar için demir. Evet. Eylem Hocam da az önce bahsetti. Siz de dediniz kansızlık vesaire varsa bunların çözülmesi lazım. C vitamini, iyi protein kaynakları, iyi yağ kaynakları. Çiğ sebze meyve çok önemsiyoruz. Çiğ yiyeceğiz bunları. Yani vücut bunu daha fazla saç anlamında, doku anlamında, iyileşme anlamında kullanıyor. Et, balık, yumurta. Mutlaka kahvaltı diyoruz. Kahvaltıda yumurta. Ya. O kadar zengin protein yapısı ki mucize saç için. İnanılmaz. Ama sürmeyelim, yiyelim. Evet, daha saç bakımı ile ilgili tabii konuşacak çok şeyimiz var. Aslında ayrı bir kepek bölümü de olacak. En azından benimle aynı derdi paylaşanlar meraklarına, hatta merak ettikleri soruların cevaplarını programımızda ilerleyen günlerde de bulabiliyor olacak. Programımızın sonuna geldik Ebru Hanım. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler, sağ olun. Evet, sağlıkla kalın değerli izleyenler. Merak ettikleriniz sağlık sorularının cevaplarını programımızı bulmaya devam edeceksiniz. Dolayısıyla sorularınızı ekranlarınıza gelen iletişim kanallarımızdan bizlere ulaştırmayı ihmal etmeyin. Görüşmek üzere.